Kampüsten herkese merhaba. TYT Coğrafya Full Tekrar ikinci videomuz ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün hangi konuları göstereceğiz? Bugün toprak ve tipleri, bitki formasyonları, yeryüzünde su varlığı en geniş konulardan biridir. Nüfus ve yerleşme, çevre insan doğal afetler ve küresel ortam bölgeler ile kalan kısmı da tamamlamış olacağız full tekrar konuları. Yine söylüyorum, bunlar hatırlatma niteliğindedir. Detaylarını konu başlığı altında yine Kamp 2020 videolarında bulabilirsiniz. Bunlar biraz da hatırlatma niteliğinde özet anlatım olacak. Toprak ana kayanın fiziksel ve kimyasal ayrışması sonucu oluşuyordu ve bitki de kökleriyle beraber biyolojik ayrışmada mevcuttu. Bunları hatırlayalım. Bir toprağın oluşması için, tabi buraya geçmeden önce, kurak yarı kurak iklimlerde fiziksel nemli iklim bölgelerinde kimyasal çözülme yaygın. Bir toprağın oluşumu nelerden etkilenebiliyor? İklim önemli, ana kayacın etkisi yani sertlik derecesi, yer şekillerinin eğimli ya da düz olması toprak kalınlığını vesaire belirleyebiliyor. Canlıların ve bitki örtüsünün etkisi ve tabii ki zaman arkadaşlar, toprağın oluşumunu etkileyen faktörlerdi. Peki toprak horizonları nelerdi? Dikey bir kesit aldınız, ABCD olarak toprak horizonlarını görebilirsiniz. En alt D horizonu ana kayanın bulunduğu, hemen bir üst C horizonu iri unsurlar halinde parçalanmış kayaçların bulunduğu katmandı. B horizonu ise üst kattan yağan yağışlar sonucu sızan minerallerin biriktiği katmandı. A horizonu ise organik madde miktarı bakımından zengin bitkinin yaşadığı alanda, toprağın en üst katmanı A horizonuydu. Arkadaşlar toprağımız, biz 3 ana grupta anlatacağız. Zonal toprak, intrazonal toprak ve azonal. Zonal, adı üstünde, zonunda yani yerli kaya bulunduğu bölgede bir kayacın parçalanıp ufalanmasıyla oluşmuş. Başka bir yerden taşınıp gelmemiş bu topraklar. Bir bölgenin iklimi hakkında bilgi veren topraklardır bunlar. Ama azonal ise taşınmış topraktır. Akarsu, sellenme sonucu, rüzgar sonucu, buzul sonucu, bunlar taşınmış topraklardır. İntrazonal topraklarda hidro, halo ve kalsimorfik olarak 3 gruba ayrılıyor. Lateritler ekvator çevresinde görülen topraklarda kırmızı renkli Akdeniz toprağı Akdeniz iklim sahalarında görülüyordu. Türkiye'de kahverengi orman toprağı Karadeniz bölgesinde görülebiliyordu. Bozkır toprağı arkadaşlar İç Anadolu'da, Orta Asya'da, Kafkaslar'da görülebiliyordu. Podzoller soğuk iklim kuşaklarında görülebiliyordu. İşte Çernezyon bizim ülkemizde Erzurum, Kars yöresinde görülebiliyordu. En verimli toprak kara topraktı. Çöl toprakları ülkemizde görülmüyordu. Tundra toprağı da kutup altı iklimde Kanada'nın kuzeyi, Sibirya'nın kuzeyi, Finlandiya, Norveç gibi İskandinav yarımadasının kuzeyinde de donmuş bataklık topraklara tundralar görülebiliyordu. Bunlar dediğimiz gibi yerli kaya topraklarıdır. Bölgenin iklimi hakkında bilgi verirler. İntrazonal topraklar, hidromorfik sucul topraklar, bataklık toprakları, yeraltı su seviyesi yüksek olduğu sahalarda görülüyor. Halomorfik tuzlu topraklar, kalsimorfik kireçli topraklar, vertisol ve rentzin olarak iki alt gruba da ayrılıyor arkadaşlar. Azonal ise taşınmış, akarsuların taşıyıp biriktirdiği alüvyal. Bizim delta sahalarımız alüvyal topraklarla kaplı. İşte Çarşamba Ovası, işte Çukurova, Büyük Küçük Menderes'in taşıdığı sahalarda oluşan ovalar hep alüvyaldir. Kolüvyal sel serinti sularıyla oluşuyor arkadaşlar. Yine litosoller, regosoller, lösler ve moren toprakları da taşınmış topraklardır. İşte buzulların taşıdığı diyebiliriz. Rüzgarların taşıdığı diyebiliriz. Sel serinti sularının taşıdığı topraklar diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar da azonal toprak grubumuzda, yani 3 ana grupta ve alt gruplarına göre toprak tiplerini ayırabiliriz. Az önce söylediğimiz gibi yerli kaya toprakları kendi iklimine ait bir topraktı. İntrazonalin oluşumunda yeryüzü şekilleri etkili. Azonal yani taşınmış topraklar ise iklim hakkında bilgi vermez. Niye? Farklı bölgelerden akarsu taşımış, getirmiş, burada oluşturmuş. Farklı iklim bölgelerinden de geçmiş olabilir arkadaşlar. Farklı iklim bölgelerinden geçtiği için en son bulunduğu bölgede iklim hakkında bilgi vermez. Oluşumunda dış kuvvet etkilidir. Haliyle toprak horizonu bulunmaz. Çünkü bulunduğu bir yerde bir kayaç parçalanıp ufalansa onda bir katman görebilirsiniz. Bunda toprak horizonu bulunmaz. Ama azonal toprak farklı iklim bölgelerinden geldiği için en verimli topraktır diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle bizim ülkemizde alüvyal topraklar verimli tarım alanlarıdır. Şimdi gelelim konumuzla alakalı bir soruya. Kolay bir soru seçtik. Zorluk seviyesi 1 arkadaşlar. Sıcak ve nemli iklim bölgesinde oluşur diyor. Fazla yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verimi düşüktür. Şimdi sıcak ve nemli iklim bölgesi, hemen aklıma ekvator ve çevresi geliyor. Bakın ekvator çizgisini ve çevresini şöyle taradığınızda zaten cevabınız 2 numara olarak ortaya çıkacaktır. Bu nedir arkadaşlar, hatırlatalım toprağın ismini. Laterit arkadaşlar, laterit.
ekvatoral iklim bölgesinin toprağıdır. Bitki formasyonuna bakalım. Ağaç, çalı, ot ve çöl formasyonu olarak 4 gruba ayrılır bitki formasyonu. Ağaç formasyonu altında ekvatoral, muson, orta kuşağın karışık ve tayga gibi ağaçları, savan, bozkır, çayır, tundra gibi ot formasyonu altında ot formasyonu türlerini, maki, garik ve pseudomaki de çalı formasyonu türleriydi. Akdeniz'in bitki örtüsü makiydi. Bunların tahribi sonucu garik, pseudomaki de yalancı maki Akdeniz'den Karadeniz iklimine geçiş sahalarında görülüyordu. Kurakçıl bitkilerin olduğu formasyonda çöl formasyonu olarak adlandırıyorduk arkadaşlar. Bizim ülkemizde değil mi? Çalı formasyonu da görülebiliyor. Ot formasyonu da görülebiliyor. İşte karışık yaprak ormanlar da görülebiliyor diyebiliriz. Önemli notlarımıza bakalım. Bitki formasyonuyla alakalı ağaç formasyonu 1000 milimetre yağışın üzerindeki sahalarda yetişir. İşte Karadeniz bölgesi özellikle uygundur. Ot formasyonu genellikle az yağışlı yerlerde görülür arkadaşlar. Biz de İç Anadolu bölgesinde savanı görebiliyor. İç Anadolu bölgesinde bozkırı görebiliyorsunuz. Bozkırlar yazın sararırlar ancak diğer ot türleri yaz yağışı alır ve yeşerir arkadaşlar. Ama bozkırlar ise bizim ülkemizde İç Anadolu'da yaygın olarak görülmekte ve yazın sararmakta arkadaşlar. Antropojen bozkır kavramı testlerde karşınıza çıkabilir. Bitki örtüsünün insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucunda geriye kalan topraklar üzerinde bozkır bitki örtüsü görülüyor. Bu olaya antropojen bozkır deniliyor arkadaşlar. Dünyada sadece tek bir alanda görülen bitki türlerine endemik bitki diyoruz. Kaz Dağı köknarı, ispir meşesi, datça hurması, sekoya ağacı gibi arkadaşlar. Yine geçmiş jeolojik devirlerden günümüze kalıntı olarak gelmiş bitkilere relik bitki ismi veriliyor. Mamut ağacı, palamut meşesi ve kızılcığı da örnek olarak verebiliriz. Bu da bitkilerle alakalı önemli notlar. Şimdi gelelim bu konuyla alakalı bir soru üzerinde kendimizi test etmeye. Yine kolay bir soru, zorluk seviyesi 2 arkadaşlar. Bu da çok basit bilgi harita üzerinde bulabileceğiniz bir soru. Bitki örtüsü uzun boylu sararmış otlardır diyor arkadaşlar. Üzerlik yavşan otu, çoban yastığı, sararmış ot toplulukları, işte bozkır bizim ülkemizde yaygın olarak görülebiliyor. Zaten üzerlik yavşan otu gibi türlerinden de bahsetmiş. Karadeniz buralar ağaçlık sahalar arkadaşlar. Akdeniz iklim bölgeleri ise makilik sahalar olarak karşıma çıkıyor. Ama yaygın olarak İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da iç kesimlerde bozkır türlerini görebiliyoruz. Doğru cevabımız denizli olarak verebiliriz. Gelelim yeryüzündeki sulara arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Okyanuslar, denizleri tanıyacağız. Göller, akarsular, bataklıklar, yeraltı suları ve buzullar. Su döngüsü, buharlaşma, yine bitkilerden terleme, yine gökyüzünde yoğunlaşma ve yağış. Yağışla beraber bir kısmı yüzeysel akışla nehirlere, göllere karışırken bir kısmı da yer altına sızabiliyordu arkadaşlar. Biz bu olaya su döngüsü diyoruz. Okyanuslar ve denizler, önemli okyanuslarımızı tanıyalım. Hemen Amerika kıtamızın batısında Asya açıklarını biz büyük okyanus yani Pasifik olarak bileceğiz. Amerika kıtasının doğu kıyıları ile Avrupa'nın batı kıyıları ya da Afrika'nın batı kıyılarında Atlas Okyanusu'nu, yine Güneydoğu Asya, bakın şu Asya'nın güney kıyılarında Hint Okyanusu'nu, önemli bu üç okyanusumuzu bileceğiz arkadaşlar. Pasifik, Atlas ve Hint olarak bileceğiz. Hemen burada Arap Yarımadası'nı görüyorum. Arap Yarımadası ile Afrika arasında Kızıl Deniz testlerde karşımıza geliyor bileceğiz. Şurada İskandinav Yarımadası var. Hemen buradaki bir iç denizimizde Baltık Denizi olarak bileceğiz arkadaşlar. Yine Kanada'nın doğusunda da Hudson Denizi'ni bileceğiz. Bunlar önemlidir. Bizim ülkemizde zaten Karadeniz, Akdeniz'i bileceğiz arkadaşlar. Bunlar da önemli okyanus ve denizlerimizi hatırlatmış olduk. Burada önemli bir ayrım, kenar denizler ve iç denizler, yani doğrudan bağlantısının olup olmaması okyanuslarla. Manş Denizi, Oğuz Denizi, Kuzey Denizi, Umman Denizi, Çin Denizi ve Karayip Denizi, bunlar kenar açık denizler ama Ege, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Baltık, Kızıl Deniz ise iç deniz olarak değerlendiriyoruz. Enleme bağlı olarak tuzluk yorumu yapabiliriz. Kutuplara doğru gidildikçe tuzluk oranları azalmakta. Ekvatora yaklaştıkça tuzluk oranları artmakta. Örneğin Kızıl Deniz, Akdeniz, Basra, Umman ve Güney için tuzluk oranları yüksek olan ama Baltık, Kuzey, Manş, Magellan ve Ohotsk ise tuzluk oranı düşük olan denizlerimizdir. Göllerimize bakalım arkadaşlar. Özellikle Kanada, Amerika'nın kuzey kesimleri göller bakımından çok çok yoğundur. Afrika'nın doğu kesimi yine tektonik kökenli göller yoğundur diyebiliriz. Yeryüzündeki tatlı suların %87'sini göller oluşturuyor. Tatlı, tuzlu, acı, sodalı olabiliyor. Bunun nedeni nedir? Gölün arazisinin özelliği, iklim özelliği, gölün büyüklüğü,
derinliği ve gideğininin olup olmaması. Gideğen nedir? Sularını okyanuslara ya da denizlere boşaltabiliyor mu? Ya da kara üzerinde kapalı bir havzaya mı dökülüyor? Nedir yani bu gölün gideğen kavramı karşımıza çıkıyor. Göller tektonik, volkanik, karstik, buzul ve doğal set gölleri ve yapay göller olarak, doğal ve yapay olarak iki gruba ayrılıyor. Doğal göller tektonik göllerin oluşumunda işte fay kırılmaları sonucunda, işte deprem sonucunda oluşan çanakların, çukur alanların sularla dolmasıyla oluşur. Volkanik göller volkanik patlama sonucu bir dağın zirvesinde oluşan o çöküntü alanlar. Biz onlara ne diyorduk? Krater, mağar gibi, kaldera gibi bu çöküntü alanların sularla dolmasıyla oluşuyordu. Karstik göller karstik arazilerde erime çukurlarının sularla dolmasıyla oluşuyor. Buzul gölleri sirk alanlarının sularla dolmasıyla oluşuyordu. Ve doğal set göllerinde bu grup içerisinde alıyoruz. Bunlara tek tek örnek verdik. Tektonik göl örneklerimiz, volkanik göl işte Japonya, Endonezya gibi, karstik Makedonya'da Ohri, İşkodra, Prespa gibi. Buzul göllerimiz bakın hemen İsveç, Norveç, Finlandiya, Kanada'da buzul göllerimiz yaygın arkadaşlar. Doğal set gölleri ise akan bir akarsuyun önünü işte bir volkanik patlama sonucu, bir heyelan sonucu, bir alüvyal birikimi sonucu bir set çekilip arkasında bir göl oluşturuyorsa bunlara da doğal set gölleri ismini veriyorduk. Yapay göl grubunu da zaten barajlar olarak adlandırıyoruz. Elektrik enerjisi elde etmek, taşkın ve selleri önlemek, tarım alanlarını sulamak gibi pek çok amaçla kullanılıyor. Akarsularımızla alakalı haritamızı paylaştık. Detayı inceleyebilirsiniz. Burada bizim önemli Mezopotamya'da Fırat ve Dicle'yi bilmekte fayda var. Ganj ve Indus'u Asya'da bilmekte fayda var. Asya'nın doğusunda Çin'de Sarı Irmak ve Gök Irmak nehirlerini bilmekte fayda var arkadaşlar. İşte Amazon nehrini bileceğiz. Afrika'da ortada Kongo nehrini bileceğiz. İşte Amerika'da yine Mississippi'yi bileceğiz. Bunlar önemli akarsulardır arkadaşlar. Yine burada Mısır medeniyetine hayat veren Nil nehrini de unutmayalım. Nil nehri önemli arkadaşlar. Akarsuları biz nasıl gruplara ayırabiliriz? Rejimine göre düzenli, düzensiz rejim olarak ayırabiliriz. Yani yıl içinde debisinde çok fazla dalgalanma yoksa düzenli ama kurak bir döneme sahipse iklimden dolayı düzensizdir. Beslenme kaynağına göre o nehri ne besliyor? Yağmur suyu mu, kar erimesi mi, sel suları mı, işte göller mi, yeraltı suları mı vesaire. Döküldüğü yere göre kapalı, açık havza olarak iki kısma ayırabiliriz biz akarsuları. Yani sularını okyanuslara, denizlere boşaltabiliyorsa açık havza ama sularını okyanusa, denize ulaştıramıyorsa, kapalıysa ya da kara üzerinde bir kapalı havzanın içerisine yine dökülüyorsa bu da kapalı havza olarak adlandırıyoruz. Türkiye'nin en büyük kapalı havzası Tuz Gölü olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar. Önemli notlarımıza bakalım konuyla alakalı. Ülkemizdeki akarsular denge profiline ulaşmamış. Ulaşım için elverişsiz. Çünkü eğim çok fazla. Akış hızları çok fazla. Batı Avrupa akarsuları ise denge profiline yakın, düzenli olması sebebiyle ulaşım için elverişli. Kar ve buz sularıyla beslenen bir akarsuyun debisi ilkbahar ve yaz mevsim başlarında çoğalır. Kaynak suyuyla beslenen akarsuların debisinde önemli değişimler olmaz. Birden fazla iklim bölgesinden geçen ya da farklı beslenme şekilleri olan akarsulara da karmaca rejimli akarsu ismi verilir arkadaşlar. Yeraltı sularımıza bakalım. Soğuk sular olarak karstik kaynaklar Akdeniz'de soğuk su olarak görebiliyoruz. Yine yamaç kaynağı Karadeniz'de sık sık görebiliyoruz. Artezyen ise insan müdahalesi sonucu basınçla açılan kaynaklardı arkadaşlar. Tanzikli insan müdahalesiyle yüzeye çıkan, sondaj ile çıkan soğuk su kaynaklarıydı. Karstik, vadi ve yine artezyen kaynak. Peki sıcak su kaynakları nelerdir? Deprem bölgelerinde, aktif deprem bölgelerinde görülen fay kaynakları. Yani kaplıcalar, ılıcalar, o termal kaplıca dediğimiz sular fay kaynağı sıcaktır. Bunlar yine mineral bakımından zengindir. Geyser ise volkanik sahalarda görülen basıncın etkisiyle suyun fışkırarak yeryüzüne çıktığı oluşumlardır. Geyser kaynağı arkadaşlar. Ülkemizde aktif volkanizma yok. Yani geyser yok. Türkiye'deki sular ve kullanımı denizlerimize bakalım. Kuzeyimizde Karadeniz, iç denizimiz yine Marmara, Ege ve Akdeniz olarak görüyoruz. Tuzluk oranı yine en yüksek Akdeniz. Kuzeye doğru gittikçe tuzluk oranı azalmakta arkadaşlar. Bunu da bilelim. Turizm için kullanıldığını Akdeniz'in bilelim. Doğusundaki limanların sanayi ticaret olarak kullanıldığını bilelim. Karadeniz ise yılın büyük bir bölümü bulutlu olduğu için yaz turizmi gelişmemiş arkadaşlar. Bunları da özetle burada sizlerle paylaştık. Tuzluk oranını bahsettik. Bulutluluk süresinden Karadeniz'in bahsettik. Marmara ise Asya Avrupa kıtasını yine birbirinden ayıran bir iç deniz. Ulaşım ve turizm açısından ülke ekonomisine katkısı büyük. Sanayi limanları oldukça fazla Marmara'da. Ege ise arkadaşlar tuzluk oranı binde 25. Dağlar burada kıyıya dik uzanıyor.
balıkçılık ve liman etkinlikleri bakımından önemli bir yere sahip. Özellikle İzmir deniz turizmi bakımından da katkısı büyük. Akdeniz ise Türkiye'nin en güneyine geldik. Özellikle deniz turizmi bakımından önem taşıyor. Liman faaliyetleri, deniz taşımacılığı bölgede mevcut. Bölgenin doğu kıyıları daha çok sanayi, ticaret ve tarıma ayrılmış diyebiliriz. Mersin, İskenderun ve Antalya'da işlek limanlarıdır. Ülkemizin gölleri arkadaşlar Marmara ve çevresinde, Göller yöresinde, Tuz Gölü ve çevresinde ve Van Gölü ve çevresinde Türkiye'nin gölleri birikmiştir, toplanmıştır diyebiliriz. Yani 4 ana alanda Türkiye'nin göllerini sınıflayabilirsiniz. Marmara ve çevresi, Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi ve Göller yöresi dediğimiz alanda Türkiye'nin gölleri yoğunlaşmıştır. Burada da sizler için belirttik. Türkiye'de içme suyu, tarımda sulama, balıkçılık, ulaşım, turizm, tuz elde etme gibi göllerden faydalanılmaktadır. Tektonik göller, volkanik ve karstik göllere birer örnek verip hızlıca geçmek istiyorum. Tektonik göllerin oluşum sebebini söyledik arkadaşlar. Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, işte Kuş Manyas Gölü, işte Ulubat gibi tektonik göllere örnek verebiliriz. Volkanik göller ise arkadaşlar özellikle Nemrut Kaldera Gölü, Konya Karapınar'da olan Meke Tuzlası, Acı Göl ve Gölcük Gölü de Türkiye'nin volkanik gölleri olarak nitelendirebiliriz. Karstik hatırlarsanız ne dedik? Karstik arazilerdeki erime çukurlarının sularla dolmasıyla oluşabiliyordu. Tabii ki Akdeniz bölgesi yaygın olarak görülebiliyordu. Yine Kızören Gölü, Timraş Gölü ve Salda ve Kestel ile yine Antalya yakınlarındaki Avlan Gölü'nde karstik göllere örnek verebiliriz. Buzullar, tabii ki buzul göllerimiz var. Dağların yüksek kesimlerinde Kilimli Göl, Karagöl, Aynalı Göl gibi buzul göllerinde örnek verebiliriz. Yani Aladağlar, Bolkar ve Bingöl dağlarında da buzul göllerine rastlanılmakta. Doğal set ne? Kıyı set göllerimiz var. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Durusu, Heyelan Sonucu, Sera, Tortum, Abant gibi. Alüvyelde Ankara Eymir, Mogan, Köyceğiz gibi. İşte Nazik, Erçek, Haçlı, Balık gibi volkanik set göllerimiz ve Van, Eğirdir ve Kovada gibi de karma yapılı göllerimiz mevcuttur arkadaşlar bizim. Ülkemizin akarsularını hemen tanıyalım. Türkiye'de Kızılırmak, Yeşilırmak, Seyhan, Ceyhan, Göksu gibi, Büyük Küçük Menderes gibi, Fırat ve Dicle gibi, Aras, Kura ve Çoruh gibi, ülkemizin yine Meriç gibi farklı bölgelerinde yer alan önemli akarsularımız mevcut. Bunların döküldüğü yere göre de sınıflayacağız. Öncelikle özelliklerine değinelim. Yatak eğimi çok fazla bizim ülkemizin akarsularının. O yüzden akış hızları fazla. Haliyle bol alüvyel taşır. Enerji potansiyelleri yüksek ama ulaşım için elverişli değil. Denge profiline çok çok uzaklar. Bu yüzden hızlı aktıkları için, düzensiz rejime sahip oldukları için ulaşım için elverişli değil. Bol alüvyel taşıdıkları için ise suları bulanık akıyor. Bakın ülkemizde Türkiye'den doğup yurt dışından denize veya göle dökülenler, yani açık havzalara bakıyoruz, Fırat'a bakıyoruz, Basra'ya, Dicle'ye bakıyoruz, Basra Körfezi'ne dökülüyor. Aras ve Kura Hazar Gölü'ne dökülüyor. Arpaçay Hazar Gölü'ne dökülüyor. Çoruh Nehri ise Gürcistan topraklarından Karadeniz'e dökülüyor arkadaşlar. Peki yurt dışından doğup bizim ülkemize gelip dökülenlere bakalım. Asi Nehri mesela Lübnan'dan doğup Hatay'dan Akdeniz'e dökülüyor. Meriç ise Bulgaristan'dan doğup bizim ülkemizden Ege Denizi'ne dökülüyor. Karadeniz'e Bartın, Filyos, Yeşil, Kızılırmak, Sakarya ve Çoruh Karadeniz'e. Seyhan, Ceyhan, Aksu, Manavgat, Asi, Göksu gibi bunlar da Akdeniz'e. Büyük Küçük Menderes, Bakırçay, Gediz, Ege'ye. Aras, Kura, Hazar'a. Fırat, Dicle, Basra Körfezi'ne dökülen akarsularımızdır. Gelelim konuyla alakalı bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz akarsuları ile ilgili doğru bir bilgi değildir diyor. Zorluk seviyesini 3 olarak görüyorum. Hemen bakıyorum, benim ülkemin akarsuları tabii hızlı akmaktaydı, bulanık akmaktaydı. Denge profiline uzaktı. Akış hızı fazla, doğru. Denge profiline ulaşmışlardır diyor arkadaşlar. Hemen bu bir kenarda kalsın. Enerji potansiyeli fazla, hızlı aktığı için, hızlı bir şekilde aktığı için enerji potansiyelleri fazla. Taşımacılık için elverişli değiller, doğru. Hızlı aktığı için eğim fazla. Bol miktarda alüvyel taşırlar, doğru. Ama denge profiline ulaşmışlar. Hayır, bizim ülkemiz akarsuları denge profilinden uzak. Bunu biraz daha Avrupa nehirleri için söyleyebiliriz. Üzerinde ulaşım yapamıyoruz. Türkiye'de yine nüfus ve yerleşmeden de bahsedelim dünyada. Nüfus politikaları 3 türdü. Artırmaya yönelik, yine azaltmaya yönelik ve nüfusu nitelik ve niceliğini iyileştirmek. Baktığımızda nüfus artışını arttırmak var, azaltmak var, iyileştirmek var. Kimler azaltmak ister? Nüfus artış hızı yüksek olan ülkeler. Kimler azaltmak isteyecekler arkadaşlar? Şimdi baktığınızda mesela Hindistan'ın nüfusu çok fazla diyelim, Çin çok fazla. Bunlar azaltmak isteyecek ama
Avrupa ülkelerine bakın, Fransa'ya bakın. Nüfus artış hızı durma noktasında, eksilere gidiyor arkadaşlar. Ne yapacak bu ülkeler? Hızla nüfusu yaşlandığı için nüfusunu artırmaya yönelik politika uygulayacak. Ama birçok Asya ülkesi, yani zaten nüfusu hali hazırda yüksek olan, hızla da artan ülkeler ise bunları frenleyip nüfusu azaltmak isteyecek. Ama gelişmekte olan pek çok ülkede, bizim ülkemizde de yine nitelik ve niceliği iyileştirmeye yönelik politikalar uygulanabiliyor arkadaşlar. 3 önemli nüfus politikası bu şekilde. Yoğun ve seyrek nüfus alanlara bakalım. Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları, Güneydoğu Asya kıyıları ve Batı Avrupa yoğun. Antarktika, çöller ve ekvatoral bölge seyrek nüfuslu alandır. Nüfus artışının düşmesinin olumlu olumsuz sonuçları var. Tabii ki işsizliğin azalması, gelirin artması, demografik yatırımların azalması, bunlar olumluyken yaşlı nüfusun artması, nüfusun dinamikliğini kaybetmesi, iş gücü açığı ortaya çıkması, bunlar olumsuz şeylerdir ya da cinsiyet yapısının bozulması diyebiliriz. Artış hızının yükselmesinin olumlu var. Evet, nüfus hızla artarsa üretim artar, ticaret canlanır, iş gücü ucuzlar, vergi gelirinde artış olur. Bunlar olumlu ama olumsuz sonuçları da çok. İşsizlik artar, kalkınma hızı düşer, doğal kaynak tüketimi artar, tasarruf azalır, gelir azalır, bağımlı nüfus artar. Bu da olumsuzdur arkadaşlar. Tarihsel süreçte şehirlerimize bakalım. İlk şehirler Aztekler, Mayalar, İnkalar, Mezopotamya medeniyeti, Mısır medeniyeti, Hindistan, Çin, Hint, Çin medeniyeti. Bunlar da arkadaşlar tarihteki ilk uygarlıklar. Neden buralara kurulmuş dediğimizde, buralar verimli toprak, buraların iklim şartları uygun, buralarda akarsu, buralar ılıman kuşakta yer alıyor. Mısır'a hayat veren Nil, Mezopotamya'ya hayat veren Fırat Dicle, Hint medeniyetine hayat veren Ganj, Çin medeniyetine hayat veren işte Sarı Irmak, Gök Irmak gibi bölgelerde var olan akarsular, verimli toprak, ılıman iklim buralarda ilk uygarlıkların kurulmasını sağlamıştır. Denemelerde de sık sık gelir bu soru arkadaşlar. Kırsal yerleşmelerimize bakalım. Büyüklüğüne göre köy, kasaba ve köy altı olarak gruplara ayırabiliyoruz. Nüfus 2000'den az köyler, 2000 ile 10.000 arası kasabalar ve mahalle, oba, kom, yayla, mezra, divan gibi köy altı yerleşmelerde kırsal yerleşme grubu içerisinde değerlendirebilirsiniz. Tabii bu köy altı yerleşmelerini de devamlı ve geçici olarak iki kısma ayırıyorduk. Mahalle, mezra, divan, çiftlik, bunlar devamlıyken ama bir kom, ağıl, oba, yayla gibi hayvancılığın yapıldığı özellikle köy altı yerleşmeleri de geçiciydi. Dokusuna göre eğer ki arazi, düz su kaynakları sınırlıysa, bizde İç Anadolu'da görüldüğü gibi toplu, ama arazi dağlık, engebeli, su kaynakları bolsa Karadeniz'de olduğu gibi dağınık yerleşme görülebiliyor arkadaşlar. Kırsal yerleşmelerin haricinde kentsel yerleşmeleri de nüfusuna göre küçük, orta, büyük ve metropol olarak nüfusuna göre ayırabiliyoruz. Fonksiyonuna göre tarım şehri, sanayi şehri, turizm şehri, liman şehri gibi gruplara ayırabiliyoruz arkadaşlar. Kentselle kırsal yerleşme arasındaki farklılığı biz nüfusa göre yorumlayabiliriz. Ekonomik faaliyet türleri birbirlerinden farklı yorumlayabiliriz ve yerleşim alanlarının genişliğine göre de kır-kent ayrımı yapabiliriz arkadaşlar. Dünyadaki şehirlere bazı örnekler verelim. Mesela idari şehir. Londra, Brüksel'i idari şehir olarak, Mekke, Medine, Kudüs'ü dini şehir olarak, NATO'nun merkezinin bulunduğu Brüksel'i askeri şehir olarak, ama Rotterdam, Hamburg, Marsilya'yı liman şehri olarak, Bulgaristan'daki Kırcaali tarım şehri, Manchester, Tokyo, Düsseldorf'u sanayi, ama Essen, Kerkük gibi, Pittsburgh gibi Rusya'da maden şehri, Venedik, Barcelona, Roma, Dubai'yi turizm şehri, New York, Hong Kong, Şangay ve Paris'i de ticaret şehri olarak gruplayabiliriz arkadaşlar. Burada da tabloda yerel, bölgesel ve küresel etkiye göre grupladık. Küresel nedir? Dünya çapında etkisi olursa küresel, bulunduğu bölgede etkili ise bölgesel, ama hiç kimseyi etkilemiyorsa da yerel diyebiliriz mesela Bayburt. Mesela burada gruplamalara bir göz atalım. İşte Londra'ya bakalım, Oxford'a bakalım. İşte eğitim konusunda dünyayı etkileyebiliyor mu? Evet. Marsilya liman konusunda dünyada önemli bir potansiyeli var mı? Evet. Tokyo sanayi ve ticaret olarak, evet. İşte Roma moda olarak etkileyebiliyor arkadaşlar. Paris özellikle öyle. Roma idari olarak öyle. New York ticaret ve borsada dünyayı etkileyebiliyor. Moskova idari olarak etkileyebiliyor. Bunlara dediğimiz gibi küresel etkide bulunan kentler ismini verebiliriz. Gelelim konumuzla alakalı sorumuza. Zorluk seviyemiz 4 olarak görüyoruz. Çünkü en çok hata yapılanlara özellikle işte 4-5 gibi verdik. Çünkü bu ülke, nüfus ve yerleşme konusu öğrencilerin hata yapmaya en meyilli olduğu konulardır. Denemeleri biraz çözdüğünüzde veya soru bankalarınızı biraz kurcaladığınızda anlayacaksınız. Bir ülkede nüfus artış hızının yükselme sonucu. Şimdi nüfus artıyor, artıyor, artıyor. Nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçlarından biri değildir diyor. Şimdi
Olumlu sonuçlarından birinin olmaması. Hemen bakalım. Bağımlı nüfusun artması. Bu olumsuzluktur arkadaşlar. İş gücünün ucuzlaması olumlu. Devlet bakımından düşünmemiz gerektiğini söylemiştim. Bu konuyla alakalı videomuzda. Vergi gelirlerinde artış olması evet. Ticaretin canlanması evet. Üretimin artması evet. Ama bağımlı nüfus arkadaşlar yüktür. Yalnızca bir diyoruz. Bu olumlu sonuçlardan biri değildir. Yani olumsuz bir sonuçtur. Çevre ve insan doğal afetler arkadaşlar. Hemen konumuza bakalım. Şimdi ekstrem olay nedir? Normal seyrinin dışında bir bölgede bir olay vuku bulursa, görülürse biz buna ekstrem olay deriz. Nedir? Mesela meteor düşmesi astronomi kökenli ekstrem bir olay. Meteoroloji ve hidrometeoroloji kökenli ekstrem sıcaklıkların yaşanması, fırtınaların, yine tropikal siklonların yaşanması, şiddetli yağışların, sellerin, taşkınların oluşması ya da tam tersi kuraklığın yaşanması ekstrem olaydır. Jeoloji ve jeomorfoloji kökenli ise afetler, volkanik patlamalar, depremler, tsunamiler ve kütle hareketleri de ekstrem olay olarak farklı bölgelerde karşımıza çıkabiliyor. Bakın bu bölge ne dedik? Normal seyrinin dışında, normalde görülmüyor ama ya da çok seyrek görülüyorsa bu doğa olayının yaşanmasına biz ekstrem diyoruz arkadaşlar. Normal seyrinin dışına çıkarak bir bölgede, yani işte çok kurak bir bölgeye aniden bir sağanakların başlaması ya da yıl boyu işte yağışlı geçen bir bölgede işte şiddetli kuraklıkların yaşanmaya başlanması, işte iklimin değişmesi, bunlar ekstrem olarak karşıma çıkıyor. Dünya üzerinde depremi inceleyelim hemen. Deprem Pasifik, Atlantik ve Alp Himalaya deprem kuşağı olarak şöyle dünya haritasına bir H harfi çizerek geçtiği bölgeleri kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Japonya, Çin, İran, Türkiye gibi riskin yüksek olduğu yerler var. Tabii kutup bölgeleri Antarktika, Okyanusya kıtası, Amerika kıtasının doğu kıyıları, Rusya'nın kuzey kısımları gibi bunlar da riskin az olduğu yerlerdir. Tsunami ne demek? Tsunami dev dalga anlamına geliyor Japonca arkadaşlar. Okyanusun tabanında meydana gelen bir kırılma sonucu dev dalgalar oluşuyor arkadaşlar. Biz buna tsunami diyoruz. Özellikle Asya ülkelerini sık sık haberlerde duyuyoruz tsunami'yi. Volkanizmada dünya üzerinde yaklaşık 500 aktif volkan var. Özellikle Güneydoğu Asya, Hint Okyanusu açıkları şuralar aktif volkanların olduğu bölgeler. Bizim ülkemizde aktif volkan yok, görülmüyor. Bunu da tekrar hatırlatalım. Zararlarını ve yararlarını paylaşmıştık. Karanlık gündüzlerin yaşanması. Çünkü patlama olduğunda aniden gökyüzünü koyu gri bir bulut kaplayabiliyor. Karanlık gündüzler yaşanabiliyor. Can mal kaybı, iklimde soğumalar, asit yağmurları. Ama bu bölgeler verimli toprak oluşuyor. Turizm potansiyeli artıyor. İnsanlar görmeye de gelmek istiyor buraları. Maden yatakları oluşabiliyor. Kaplıcalar oluşabiliyor. Bunlar da yararlarıdır. Kütle hareketleri nelerdir? Kütle hareketleri toprak göçmesi, çamur akıntısı, kaya düşmesi, toprak kaymaları, bunlar da kütle hareketi olarak geçiyor. Heyelan çok önemli sorularda karşımıza geliyor arkadaşlar. Heyelan toprağın ana kayayla beraber yüzeysel akışa geçmesidir. Neden heyelan olur? Ülkemizde Karadeniz bölgesinde risk çok fazla. Eğimli arazi, kirli toprak, sağanak yağış ve kar erimeleri sonucunda da tabii ki pek çok can mal kaybı, heyelan set gölü ve ulaşımda aksamalar görülebiliyor. Heyelan nemli iklim bölgeleri, erozyon, kurak, yarı kurak iklimlerde görülüyor. Erozyon yavaş gelişen bir afet, heyelan hızlı, aniden olan bir afet. Bitki örtüsünü tahrip edersen, eğimli arazilerde araziyi eğime dik sürersen, arazide çok engebe varsa, yağışlar sağanak yağıyorsa, akarsu taşkınları oluyorsa toprağın yavaş yavaş süpürülür toprağını uzun vadede kaybedersin. Öncelikli olarak mevcut bitki örtüsünü koruyabilir, ağaçlandırabilir, araziyi taraçalandırabilir, nöbetleşe tarım yöntemini uygulayabilir. Asla toprağı nadasa bırakmayarak, barajların çevresini ağaçlandırarak, meraları erken ve aşırı otlatmadan kaçınarak erozyonla mücadelede bulunabilirsin. Tropikal siklonlar ise arkadaşlar özellikle tropikal kuşaktaki okyanuslarda oluşan, saatte 118 km ve daha fazla da hızda kendi etrafında dönerek oluşan rüzgarlardır tropikal siklonlar. Bunlar tabii ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için tropikal oluşumlu siklonlar rastlanmıyor arkadaşlar. Ve bunlar önceden tahmin edilebiliyor. Özellikle bu konuda da Amerika Birleşik Devletleri'ni sık sık haber bültenlerinde duyduk. Gelelim konumuzla alakalı zorluk seviyesi 5 olan öğrencilerin en çok hata yaptığı erozyon heyelanı birbirine karıştırdığı bir soru. Ne diyor? Eğimli arazi, kirli toprak, sağanak yağışlar ve kar erimeleri heyelan riskini artırmaktadır. Verilen merkezlerden hangisi heyelan riski en fazladır? Heyelanı sorarken aslında sizin iklim bilginizi de yokluyor. Sizin
dünya haritası üzerindeki iklim bilginizi, sizin dünya haritası üzerindeki yeryüzü şekilleri bilginizi, toprak bilginizi birçok şeyi yoklayabiliyor. Arkadaşlar dünya üzerinde heyelan riskinin fazla olduğu bölgelerden biri de yağışın fazla olduğu, eğimin fazla olduğu yine Asya ülkeleridir. 4 numaralı yeri doğru cevap olarak alabiliriz. Cevabımız Denizli, doğru cevap. Evet arkadaşlar, geldik küresel ortam bölgelere. Bölgeler oluşturulurken farklı kriterler göz önüne alınır. Fiziki özelliklerine göre bölgeler, beşeri özelliklerine göre bölgeler oluşturulabilir. Kural şu: fiziki özelliklerine göre oluşturulan bölge sınırları kolay kolay değişmez. Ancak beşeri kritere göre bir bölge sınırı oluşturulursa hızlı bir şekilde değişebilir. Mesela iklim tipine göre ekvatoral bölge, çöl bölge, kutup bölge. Kutup bölge değişebilir mi? Hayır. Dağlık bölge, Himalayalar dağlık bölgedir. Bir sonraki yıl burası düz bir bölge oluşabilir mi? Hayır. Yine Kuzey Afrika düz bölge. Bitki örtüsüne göre savan bölgesi, bozkır bölgesi, orman bölgesi olarak sınıflayabiliriz. Beşeri özelliğine göre bakalım. Nüfusuna göre sık nüfuslu bölge, Güneydoğu Asya kıyıları, seyrek, Sibirya arkadaşlar. Ankara, Londra idari bölge, NATO, Avrupa Birliği siyasi ve askeri bölge, Japonya ve Avrupa'nın batısı sanayi bölgesi, Güneydoğu Asya, Muson Asyası tarım bölgesi ve Akdeniz ülkeleri turizm bölgesi olarak sınıflayabiliriz arkadaşlar. Boğazlar ve kanallar ulaşım soruları sık sık karşıma geliyor. Bazen haritayı veriyor, bazen ise geminin seyahat ettiği iki liman bilgisi vererek arada geçtiği boğazları, kanalları soruyor. Öncelikli olarak Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Asya, Avrupa, Okyanusya ve Antarktika olarak kıtalarımızı hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bizim burada Bering Boğazı arkadaşlar, bakın hemen Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında, bakın şurada Bering Boğazı, yani Asya'nın da en kuzey doğusu şurası Bering Boğazı, unutmayalım. Pasifik yine Kuzey Denizi'ne geçişte kullanılabiliyor. Panama çok önemli. Neden? Atlas Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na geçecekken Panama'yı kullanacaksınız. Yoksa yolu böyle uzatır, tamam, Magellan'dan dolanırsınız. Ama Panama kanalı yapıldı. Şurada düzeltme yapıyorum. Boğaz yazıyor. Bu kanaldır arkadaşlar. Panama kanalı. Kanal beşeri faaliyettir. Bunu da hatırlatalım. Panama kanalı insan yapımıdır. Panama kanalı sayesinde Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nun yolu kısalmış. Yoksa Magellan'dan geçecektik. Tamam, Magellan boğazından geçecektik. Şurası Magellan boğazı. Hemen baktığımızda Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e gireceksek şurası Cebeli Tarık boğazı arkadaşlar. İtalya ile Sicilya adasının hemen ayağında şurada da Messina boğazını şurada görebiliyorsunuz. Yunanistan'da Korint kanalını görebiliyorsunuz. Akdeniz'den Kızıldeniz'e geçişte Mısır'da Süveyş'i. Hemen Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na çıkacağımız yerde Babul Mendeb'i görebiliyoruz boğazı. Ve Arap Yarımadası'nın doğusu, özellikle petrol taşıyan tanker sevkiyatının da yüksek olduğu, yine petrol bakımından da zengin olan bu bölge arkadaşlar Basra Körfezi, yani boğaz olarak Hürmüz Boğazı'nı görüyoruz. İstanbul Çanakkale Boğazları bizim ülkemizde. İngiltere ile Fransa, anakara Fransa ile ada ülkesi İngiltere arasında Manş Denizi var ve burada Dover Boğazı'nı görebiliyoruz. Hemen yukarıda İskandinav Yarımadası'nın hemen güneyinde Kiel kanalını görebiliyoruz arkadaşlar. Hint Okyanusu ile Pasifik arasındaki geçişte Endonezya Sumatra Adası'nın hemen şurada Malakka'yı görebiliyoruz. Bunlar önemli boğazlar, kanallardır arkadaşlar. Yine şurada Afrika'nın en güney ucunda Ümit Burnu'nda hatırlatmakta fayda var. Tabii sizi burada boğaz kanalları bilmek için ülke bilgisine de sahip olmak lazım. Örneğin sorunun birinde Kalküta Limanı'ndan yola çıkan bir gemi Marsilya'ya doğru seyahat etmekte sırasıyla hangi deniz yollarını, boğaz ve kanalları kullanmıştır diye de bir soru gelebilir. Bizim burada bilmemiz gereken, yani limanların da ülkelerle, yani Kalküta dediğimizde biz bir Hindistan'ı bilmemiz lazım. Ya da bir Busan dediğimizde, Busan Limanı dediğimizde Güney Kore'yi bilmemiz lazım. Marsilya dediğimizde işte Fransa'yı bilmemiz lazım. İşte Amsterdam dediğimizde Hollanda'yı bilmemiz lazım. Bu soruları çözebilmemiz için. Evet arkadaşlar, geldik konumuzla alakalı son soruya. Zorluk seviyesi 4 olarak karşımda çıktı. Yukarıdaki verilen bölgelerden hangisi beşeri özellikler dikkate alınarak oluşturulmuştur? Bölge sınıflamasıyla alakalı. Muson iklim bölgesi. İklim fizikidir arkadaşlar. Yoğun nüfuslu bölge. Nüfus konusu beşeridir. 1. Dağlık bölge. Dağlık düz bölge fiziki özelliktir. Ne diyor? NATO bölgesi askeri bölge olarak sınıflandırılmış arkadaşlar. Beşeridir. Orman ise fizikidir arkadaşlar. Yani burada ben NATO'yu beşeri olarak alabilirim. Yoğun nüfuslu bölgeyi de beşeri olarak alabilirim. 2 ve 4 olarak görüyorum arkadaşlar.
cevabım Edirne olarak karşıma çıkıyor. Diğerleri ise fizikidir. Burada hatırlatacağım son bir cümleyi söyleyip konumu burada bitiriyorum. Fiziki özelliklerine göre oluşturulmuş bölge sınırları arkadaşlar kolay kolay değişmez. Ama beşeri şartlara göre oluşmuş bölge sınırı hızlı bir şekilde değişebilir. Örneğin Avrupa Birliği bölgesi birkaç üye ülkenin katılmasıyla genişleyebilir ya da üye ülkelerden birkaçının birlikten ayrılmasıyla daralabilir. Ama bir muson iklim bölgesi, bir dağlık bölge kolay kolay değişmez diyelim. Bu haftanın ödüllü sorusu ile sizleri baş başa bırakıyorum. Yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Cevapları şimdiden kolay gelsin. Başarılar arkadaşlar.